Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam-ı Azam rahmetullahi gelmişler demişler ki sen ki İmam-ı zamanında malum Emevilerin son dönemi Abbasilerin ilk dönemi. Abbasilerin ilk kralları da ilk halifeleri de Abbasi halifesi de İmam-ı Azam'ın talebelerinden. Abdullah ismini yanlış hatırlamıyorsam biri. Gelmişler demişler ki sen ki bir devleti bir devri kapattın, yeni bir devir açtın, yeni bir sayfa açtın. Ki öyle bir devir ki zulüm vesaire hepsi bitti, bir adalet geldi. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde geçen önceki ümmetlerin de bildiği ahir zaman Mehdisi sen misin? İmam-ı Azam'a soruyorlar. İmam-ı Azam huzurundan kovuyor. İmam-ı Azam ı ne zaman yaşadı? Miladi 900'lü yıllarda yaşadı. Hicri 150 senesi. Yani Hicri 150 malum Miladi 950 falan civarında değil mi? 900, 950 o civarda yapıyor. Şimdi Hicri 150'de İmam Azam'a gidiyorlar. 1445'teyiz Yani 15. asırdayız. O ikinci asır zamanı. Geliyorlar İmam Azam'a soruyorlar. Düşünelim İmam Azam'a. İmam Azam onları huzurundan kovuyor. Gidiyorlar o İmam Azam'ın yetiştirdiği devlet reisine. Reis'e gidiyorlar ya Emir el Mümin'in diyorlar sen ki İmam Azam'dan ilimler aldın, ahlakını vesaire'nin düzelttin, şöyle ettin, böyle ettin övüyorlar, övüyorlar, övüyorlar sen bir devri kapattın, yeni bir devir başladı yani zulüm adaletsizlik gitti adalet geldi insanlara huzur geldi işte şöyle böyle kan dökmeden yaptı bir de yani çok büyük kan dökülmedi o dönemde. Sadece Emevilerin kanları döküldü. Sultanların, valilerin kanları döküldü. Böyle yani tereyağından kıl çeker gibi yeni bir devir başlattın. Ne kadar güzel oldu falan filan. Bu beklenen Mehdi sen misin? O da hayır diyor. Hayır benim kılıcımdan kaçan adamı takip edin diyor. Batıya gidecek, Endülüs'e gidecek. Oradan güneşi doğuracak diyor. Hakikaten de altı sene sonra Endülüs Devleti kuruluyor. Endülüs Osmanlı'dan 50 sene daha fazla yaşamış. Şimdi İmam-ı Azam zamanında Mehdi beklenir, değil mi? Bekleniyor. Bugün de bekleniyor. Yarın da beklenecek belki gelmezse. Gelirse de canlı başla. Çocukluğumuzda Afganistan karıştı. Bizim çocukluk dönemimizde. Afganistan'da bir ihtilal oldu. Komünist ihtilali gibi bir şey oldu. Ondan sonra Rusya orayı korumaya girdi. Kabil'e askerlerini gönderdi. İnsanlar kalktılar. Biz burada komünizm istemiyoruz dediler. Silahlı mücadele başladı. Ve galip geldiler. Afganistan'dan bir evet. hareket bekliyor. O zamanki insanlar 79-78-79 senesi. Dediler ki Efendim işte bunlar maşallah. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyor. Taşı fırlatıyor. Rus uçağını veya Rus helikopterini indiriyor. Fransa'da bizim arkadaşlardan biri anlattı. Bir doktora gittim dedi. Yaşlıca bir doktor. Birkaç sene önce anlattı bana. 10 sene falan oluyor herhalde. Veya 5-6 sene önce. Adam adı diyelim ki Alexander vesaire gibi kart vizitinde ama altında da Abdullah gibi bir şey yazıyor. Ama bu tam böyle şey yapamıyor, emin olamıyor. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor, hastalığını söyleyecek. Giriyor içeri, adam şöyle bir bakıyor. Siz diyor Müslüman mısınız? Müslüman. Müslümanım diyor adam, doktor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oturuyor. Diyor, çok merak ettim ya. Yani hem çok yaşlı. Biz diyor, sınır tanımayan doktorlar var ya. Fransız sınır tanımayan doktorlardan bir tanesiydim. O Afgan Rus harbinde oraya gittim. Orada insani yardım yapıyoruz. Müslüman değil daha. Yaşlı birine müdahale gerekti. İşte bacağı falan parçalanmış. Ona müdahale gerekti. Ben onu müdahale etmeye çalışırken bir anda helikopter sesi duydu. Biz mevzi arıyoruz. Yani ortalıktayız. Şimdi Ruslar gene gelip tarayacak bizi. mevziyi ararken bu adam ya Allah Bismillah dedi elinden taş aldı vurdu. O da kanadına mı denk geldi? Platon'un kafasına mı nasıl denk geldiyse zaten dağlık alan döndü döndü düştü dedi. Ben o hadiseyi görünce dedi adamın eline yapıştım. Bana İslam Sen kimsin nesin? Yani uzaylı bir mahlukat mısın nesin? ve ben Müslümanım. Allah Teala'nın her şeye gücü yeter. Anlattı bana ben de onunla beraber Müslüman oldum dedi. Diye anlattı benim arkadaş. Bizde o zamanlar merak var. 79 senesinde bir de işte adım adım delikanlılığa gidiyoruz. Kanımız da kaynıyor falan İslam mücahitleri. O zamanlar sormuştum. Hayal meyal geliyor aklıma. Oradan bir hareket oldu mu? Dünya tarihinde Orasan bölgesinden bir hareketlenme oldu mu? batıya kadar her tarafı kaplıyor. Hak veya batıl fark etmiyor. Yani Metehan da olsa, Atilla da olsa ya da Cengiz de olsa, Hülagü de olsa oradan gelen hareket durdurulamıyor. Benim gördüğüm. Mesela İslam'da onun karşılığı ne? Timur değil mi? Emir Timur. Oradan çıktı her tarafı bütün Müslüman ülkelerini kendine bağladı gitti. 30 sene toplam emirliği 30-35 sene. 35 sene içerisinde bir tane mağlubiyeti yok. Dünya tarihine girmiş bir adamdır. Timur Hazretleri. <laughs> Oradan başladı mı önünde kimse duramıyor. İşte o Afganistan'da öyle bir hareketlenme falan olunca sormuştuk o zaman. Işte. Böyle baktı bize. O zaman dokuz yaşındayız. Öncesi de var ama bu kısmını söyleyeyim. Ben. Biz belki göremeyeceğiz ama dedi. Bu görecek. Hatırlıyorsun değil mi? Bu görecek. Bunlar görecek dedi. Bizi gösterdi. Görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Tabii hayalimiz var. Yani görme hayalimiz var her halükarda ayak sesleri daha kuvvetli geliyor. Niye? Çünkü adalet iyice bozuldu. Adaletin bozulduğu zaman ya dünyanın sonu gelir ya da o adaleti, o nizamı oturtacak birisi gelir. İslam tarihinde bu olmuş. Dünya tarihinde de aynısı var. Şimdi iki tür. Ya adaletsizlik olduğu zaman daha zalim biri gelir, onları bertaraf eder. Bunların içerisinden adil biri çıkar, onu da bertaraf eder, öyle adalet oturur. Mutlaka. Ya da İslam coğrafyasına baktığımızda, İslam tarihine baktığımızda herhangi bir adaletsizlik, şaşkınlık falan filan olursa illaki adil bir sancak sahibi çıkar. Ve zamanı geldi. Bölük pörçüyüz. Hiçbirimizin birbirimizle haberi yok. Hiçbirimiz diğerini beğenmiyoruz. Yani bu bahane üreten aklı olmayan insanların yaptığını yapıyoruz. Yani bizim hatalarımızı e, telafi etmek yerine yaptığımız şey nedir? Falancaya filancaya falancı gruba filanca memlekete suç atmak. E onlar yapmıyor. E bunlar yapmıyor. E sen ne yapıyorsun? Allah Teala bize bizim ne yaptığımızı soracak. Başkasının ne yaptığını bize sormayacak. Yani diyecek ki ey Said sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Mesele orada. Ama hiçbirimiz bunun peşinde değiliz. Adaletsizliğin çok arttığı, fuhşiyatın çok arttığı zamanda da Allah Teala illa ki sancağını dalgalandıracak birini gönderecek. Mesela Nurettin Zengi gibi. Mesela Selahaddin Eyyubi gibi. Mesela Sultan Fatih, mesela Sultan Yavuz gibi. Çok örnekleri çok. Sultan Alpaslan da var, falan da var, filan da çok yani İslam tarihinde hele hele Timur var. Çok bunun örnekleri. Ne zaman adaletsizlik olduysa Allah Teala birilerini o insanların içerisinden seçmiş ve yükseltmiştir. Ve önünde de hiç kimse duramamıştır. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bir sene sonra Medine'liler dahil askerlik yapabilecek toplam sayı kaçtı? 313 kişi asker olan. Toplamı o kadar. 333 diyorlar. Ekseriyet böyle şey rakamda güzelleştirmek için 3 Üç tane 3'ü yan yana koyuyorlar. 333 kişiydi. 10 sene sonra Mekke fethedildi. 10 bin ordu vardı Hazreti Ömer'in ordusunun toplam nüfusu işte 4-5 bin civarında Mısır'da, 2 bin civarında Şam'da, 5 civarında, 5 bin, 6 bin civarında da e, Horasan'da vardı. Ordunun toplamı bu kadar. Onunla dünyayı fethettiler. Bizim sayımız ne? Yazıklar olsun. Şimdi onun hayaliyle yaşıyoruz ya. Gel zaman git zaman. Radyo programları yapmaya başladım. Üstelik emretti. Önce başka radyoları, sonra bizim kendi radyomuz oldu o zamanın şartlarında. Orada programlar yapıyorum. Programın bir tanesinde Üstaz'ın sık sık bize hatırlattığı bir hikaye vardı. Yani sorarlardı. Herhangi bir mesela Çeçen hadisesi olur sorarlar. Balkanlar, Boşnak vesaire onlar karışır sorarlar. İşte Kıbrıs karışır sorarlar. Afganistan karışır sorarlar. Bugün de bize soruyorlar aynı soruları. Ne zaman? Mete Nasrullah. Biz Nusret'e ihtiyaç duymadığımız için şimdi karnımız tok çünkü. Aç değiliz, açıkta değiliz. Dünyaya meyletmişiz. Pek bizi ilgilendirmiyor. Kardeşimizin başına ne gelirse gelsin. O hale gelmiş. Allah korusun. Yani aslında hamiyet sahibi olmamız lazım. Müslüman kardeşlerimize devamlı devamlı aklımızda bulundurmamız lazım. Lokmalar boğazımıza dizilmesi lazım iken başka türlü davranıyoruz. Allah korusun yani. Neyse her seferinde soruyorlardı Üstaz'a. Üstaz, Üstaz rahmetullahi hep cevap verirdi. Ha şimdi işte Sava geldi veya Çünür'e geldi. Yani Sparta'nın girişleri bunlar. Bir İstanbul girişi bir de Antalya girişi var. Ha oraya geldi ne hazırlığın var derdi. Ne yaptın? Ya bir dakika Mehdi Efendi ben bir eve gideyim çoluk çocukla bir vedalaşayım. işte paralarımı falan sayayım. işte onları bir emanete alayım. Seninle beraber gelirim belki. Ya yetişirim ben arkanızdan. Siz gidin mi diyeceğiz? Bizim önce Sağlam olmamız lazım. Yani dünyaya olan meylimizi de Allah rızası için düzenlememiz lazım. Dünyaya olan meylimiz Allah'ın bize razı olacağı şekilde mi? Yoksa ne gelirse kabulümüz şeklinde mi? Helal, haram gözetmeden geleni yutan cinsten miyiz? Yoksa Allah'a ne cevap vereceğiz hesabını yaparak? dünyaya çalışanlardan mıyız? Ya da bir başka tabirle sorayım. Dünyaya mail ettiğimizde Allah'ın emrettiği şekilde mi dünya ile ahireti ayırt etmeden gidiyoruz? Ya da dünyayı ayrı, ahireti ayrı zannedip ikisinden birini mi tercih ediyoruz? Aslında dünya ile ahiret ayrı mı? değil kazancımızdan hesap vermeyeceğiz mi? Yediğimiz içtiğimizden hesap vermeyeceğiz mi? Dolayısıyla helali gözetlememiz gerekmiyor mu? Değil mi? Ayrı bir şey mi var? Bir tarihte bir bizim bayliğini e, bayiliğini yaptığımız adamlardan bir tanesi bana geldi. Ticaretin dini olmaz dedi. Ne demek dedim ya hesap mı vermeyeceğiz yani? Ben Allah'a iman ediyorum. Ahiret gününe iman ediyorum hesaba mizana iman ediyorum. Dolayısıyla oraya gittiğimde hesap vereceğim dedim. Nasıl din yok? Ticaretin dini olmaz ne demek ya? Asıl ticarette din olur. Dinini 3-5 kuruş dünyaya mı satıyorsun? Yoksa dininin gereği dünyayı da o şekilde mi istiyorsun? Değil mi? Dinimin gereği şeklinde mi dünyaya çalışıyorum? Zekat vermek için mi çalışıyorum bir başka tabirle. Helalinden kazanma peşinde miyim? Yoksa ne gelirse yutacağım. İşte önemli değil. Ahirette ne olacak falan filan mı? Ahireti hafife mi alıyorum? Değil mi? Ayrı mı dünya ahiret? Ayrı değil. Şaşı olan ayrı görüyor. Normalde bir aslında. Neyse. Üstad Aleyh'in zaman zaman bu misallerle öğret, öğrettiği bir hikaye vardı. Yemen'de normalde Bizans'a bağlı belli bir zaman Yemen kralları e, Bizans'a bağlı çalışmışlar. E, bizim Osmanlı'nın tekfur dediği gibi vali gibi kendi içinde müstakil dışarıda işte asker masker gerekirse gönderecek şekilde e, Birleşik Devletler gibi çalışıyor. Özerk deniyor değil mi ona? Özerk. Yemen valileri var. Tuba diyorlar veya Tuban diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetlere göre 300-400 sene önce yaşamış. Belki daha eski yaşamış. Kahinler, müneccimler buna anlatıyor. Diyor ki ahir zaman peygamberinin gelişi yakın. Ben bu Minvalde Oğuz boylarının o Hazar civarında yaşayan Oğuz boylarının da aynı şekilde bilgilendirdiklerini okudum. Onlara da gelmişler bazı insanlar demişler ki son peygamber yakın. Boşnaklara gittiğimizde sorduğumuzda onlar da benzer bir hikaye söylediler. Peygamber Efendimiz gelmeden önce peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen insanlar var. Tuba da bunu duyuyor diyor ki ya ona bir şey yapmam lazım o zaman. Ya madem geliyor nereye gelecek? Diyorlar Mekke'de doğacak. Öyleyse gidelim Mekke'ye, Mekke'ye bir yatırım yapayım. Diyorlar ki Mekke'de kalmayacak. E işte Yesrib denen bir bölge var oraya gidecek. Yesrib'e gidecek. Öyleyse Yesrib'e gidelim alıyor. Askerleriyle, ustalarıyla Yesrib'e revan oluyor gidiyor ya işte bir peygamber son peygamber gelecek ya o geldiğinde onu beklemeye başlayacak diyorlar ki ya bugün de gelebilir ama yüzyıllar da sürebilir. Sen ne yapıyorsun? Dön memleketin muhafaza. Hayır diyor son peygambere hazırlık yapmam lazım derken karargah kuruyor bir tane. İşte ibadetgah diyelim. ibadet edilme yeri yapıyor. Burası da evi olsun. Hemen bunun yanında evini yapıyor orada bir üs hazırlıyor. Son peygambere sonra bekliyor, bekliyor, bekliyor. Şu kadar sene ihtiyarlıyor. Artık ölüm gelecek. Bakıyor ki çare yok. Öyleyse diyor getirin bir kabın içerisine gizlemek üzere mektup yazıyor. Ve mektupta ey ahir zaman peygamberi sana selam olsun diye başlıyor. Ben seni şu kadar senedir bekledim sana ulaşamadım ama selamımı mutlaka alırsın. Hadi bir selam daha olsun böyle üç selam ya da işte şu kadar selam adetli. Belki yedi tane, sekiz tane, on tane selam söylüyor mektubun içerisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde malum kusvayı devesini serbest bıraktı. O gideceği yeri bilir dedi. Döndü, dolaştı. Tuba'nın bıraktığı arabe'ye geldi. Onun malı paylaşıldı. Evs ve hazreç onun evlatları. Dolayısıyla bunlar işte iki amcaoğlu. E, bunlar kendi aralarında miras yaptılar vesaire. E, ailenin en büyüğüne teslim edilmek üzere onun bıraktığı mektup bir kabın içerisinde. Bakır kabın içerisinde veya işte gümüş Altın kabın içerisinde muhafaza edildi. İki iç içe iki tane levha var, kap şeklinde su içmeye yarıyor. Böyle bir tas düşün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde benim emanetim var dedi. Sizde benim emanetim var. En yaşlı Ebu Leyla, ona haber saldılar. Dedi ki ben de öyle bir emanet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi şöyle şöyle bir kap var. Böyle deyince getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna. Peygamber Efendimiz onu eline aldı. Ve aleyküm selam ya tuba. Ve aleyküm selam ya tuba. Kaç defa selam verdiyse o kadar selam alarak açtı onu. İçinden mektup çıktı. İnsanlar onun mektubunu vesairesini unutmuş ne yapmış? Yani vesile normalde Allah'a ulaştıran vesileleri unutuyoruz da bazen sapıtı veriyoruz ya. Onun gibi müşriklerin hepsi öyle değil mi? Allah'a kavuşturan yol diyorlar. Çok aşırı önem verirken amacı unutuyorlar. Amacı unutup arada sapıtıp gidiyorlar. Onlar da öyle yapmışlar. O kaptan su içince rahatlıyorlar. Şifa buluyorlar. Borçlu olan onun kulbuna tutunup dua edince Allah kabul ediyor falan böyle artık kutsal bir kase haline gelmiş. Peygamber Efendimiz onu açıyor içindeki mektubu çıkarıyor ben okuma yazma bilmem deyip yanındakini uzatıyor. Bu arada kaç tane selam yazdıysa oraya o kadar selam da alıyor. Senin zamanına yetişemedim ama sana selam olsun. O onun geleceğini hesap edip ona göre hareket etti. Ve hala da biz onu rahmetle anıyoruz. Öyle mi? 400 sene de geçse, 500 sene de geçse Allah Teala mutlaka adaletini yeryüzünde yayacak, sancakları gönderecek mi? Gönderecek. Şüphesiz. Ketebna fizzeburi ennel arda yersuha ibadiyya salihun. Bu değişmez kuraldır. Allah Teala yeryüzünün hakimiyetini son son salih insanlara verir. Salih insanlar o yeryüzünün hakimiyetini sağlayacak. Salih insanlar kalmadıysa kıyamet gelir. Kıyamet salih insan bir tane bile olsa yeryüzünün hakimi olmadıkça kopmayacak. Bunu Allah Teala ezeli hikmet olarak beyan etmiş. Dolayısıyla o gelecek. Adı Mehdi olsun olmasın gelecek. Adı Selahattin olabilir, Sultan Fatih olabilir, Sultan Yavuz olabilir, Emir Timur olabilir, her şey olabilir. Olabilir o adalet timsali gelecek ama ne hazırlığımız var? Meselemiz burada. Son bir cümle daha söyleyeyim yani bu kadar kalabalıkta pek söylemedim. Ee, cami bitti. Biz radyoda programda bu hikayeleri çok anlattık bu hikaye. Hatta boşnaklara yardım kampanyası falan yaptık burada. Arkadaşımızı gönderdik Bosna Hersey'e. Yaptığımız yardımlarla beraber gönderdik. O zaman da faaldik yani çalışıyorduk. Elhamdülillah her zaman çalışıyoruz. Az da olsa çok da olsa değil mi? Çalışıyoruz elhamdülillah. Allah Teala kabul etsin amelimizi makbul etsin, boşa çıkartmasın. Yaptığımız çalışmayı da hakikaten ona ulaştığını gördüğümüz halde içimizde mutmain eylesin. Yani şimdi bir yardım vesaire yaparsın, Allah korusun başka türlü gider. Değil mi? Gerçi şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Necaşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden krallardan bir tanesiydi. O da Bizans'a bağlı Habeş kralıydı. Necaşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gemi dolusu erzak gönderdi. Müşrikler Peygamber Efendimize boykot yaptıkları dönem. Bir gemi dolusu erzak. Silah var içinde, buğday var. işte e, yaşam için ne gerekiyorsa onların hepsi var. Gönderdi. Kızıldeniz'de battı. Mesela onun hedefe Allah için yola çıkarmasıydı. Allah onunkini kabul etti bu Müslümanlar o sıkıntıyı çekecek ki daha kıymetlenecek. Daha da yüce olacak ki yeryüzünün en yüceleri onlar. O sahabe-i kiramlar hicrete zorlandığı, değil mi? ölüme zorlandığı, e, hatta yemeksiz aç bıraktılar. Çocuklarını ölüme terk ettirdiler. Öyle bir halde hatta işte rivayetler var dağa çıkarlardı, çöle çıkarlardı. Orada hayvanların yediği otlardan toplarlardı. Karın doyurmak için. Açlardı. Ve müşrikler onlara hiçbir yardımı gitmesini kabul etmemişlerdi. Boykot müşriklerin işi. O ablukayı almak müşriklerin işi. imansızların işi. Müslüman işi değil. Müslüman savaşta bile adaleti gözetir. Müslüman varsa savaşta eminlik vardır. Tamam savaş vardır ancak eminlikle beraber savaş vardır. Yaşlıya, kadına, çoluğa, çocuğa erişilmez. Savaş meydanında hukuk ayrıdır. Savaş meydanın dışındaki hukuk apayrıdır. Bakın İslam coğrafyasında ne kadar Müslümanların hakim olduğu memleket varsa gayrimüslimlerle beraber yaşamaya devam etmişler, devam etmekteler. Gayrimüslimlerin ele geçirdiği Müslüman memleketlere bakın. Endülüs'e bir tane Müslüman bırakmamışlardır. Bırakmadıkları gibi tarihini de yok etmişlerdir. Binalarını da yok etmişlerdir. Değil mi? Hemen şeylerini saraylarını kendi saraylarına benzettiler. Camilerini tarumar edip haç diktiler. Kendi ibadethanelerine veya saraylarına ilhak ettiler. Değil mi? Endülüs'te gidin bakın. Belli yani. Ama Müslümanların yaşadığı memlekette gavurla beraber yaşamıştır. Gavura güvenmemekle beraber. Biz Bosna Hersek'te arkadaşlar, oradaki arkadaşlarla biraz baktık, gezdik, dolaştık o katliam yapılan yerlerde. Genelde işte şunlar Hırvat, bunlar Sırplar, Müslümanlar ikisiniyle de komşuluk yapıyor. Sırplar bunları vuruyor. Hırvatlar önce yakın davranıyor. İşte hatta Müslüman ülkenin özellikle Avrupa'daki Müslümanların onlara yaptığı yardımı ulaştırmaya çalışıyorlar. Kendileri üzerinden nemalanarak. Yani para ise yüzde on beşini, yüzde yirmisini, otuzunu neyse kendine alarak. Kurşun gönderiyorsan işte yüz kurşunun yirmi beş tanesi bizim olacak diye söyleyerek Böyle yapıyorlar. Sonra asıl katliamı onlar yapıyor. Hırvatlar yapıyor. Böyle gösterdiler. Asıl katliamı onlar yapıyor. Gavurdan dost olmuyor dolayısıyla. وَلَنْ ankel عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Onların milletine girsen dahi onlar gibi yaşasan dahi asla onlar senden razı olmazlar. Neyse. Camimiz bitti. Bizim radyoda program falan yaptık ya cami bittiği camiye girdik. Şöyle baktı mihrap tarafına. Dedi sen o kadar söylüyorsun selam olsun selam olsun. Ha? yine selam olsun. Değil mi? Gelen yiğide, İslam yiğidine selam olsun. Yaşıyor olursak her şeyimizde emrine gireriz. Öldük kaldıysak da o geldiğinde selamımızı alsın. Öyle mi? Havada kalmaz selamımız. Seni nereden tanıyacak dedi. O kadar söylüyorum ben işte şöyle böyle. Sağ tarafa innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ayetini yazdırdı. Mihraba da kul Allah sümme zerhum fi havdihim yel'abun. Allah de bırak kim nereye yuvarlanırsa yuvarlansın. Sen vazifeni yap. Öbürü de innehu min Süleymane Normalde Süleyman'ı görürsün ama arkasında Davud Aleyhisselam'ın şeriatı vardır. Allah Teala hakkı hak bilip tabi olanlardan eylesin. Hak yolda sebat edenlerden eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza etsin. Bizi de, çoluk çocuğumuzu da, komşularımızı da her türlü afattan beri eylesin. Kalp birliği nasip eylesin. İslam birliğini nasip eylesin. İslam birliğini görecek şekilde yaşamayı da nasip etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.